Şamuda, Profesör Doktor Tamer Şamuda ve Sayın Kurucu Dekanımız Profesör Doktor Gamze Amacal. Siz değerli katılımcılarımız, hepiniz sempozyumumuza hoş geldiniz. Öncelikle sempozyum hazırlık sürecinde bize her açıdan destekleyen Sayın Kurucu Rektörümüz Doktor Suat İrfan Günsel'e, Yakın Doğu Üniversitesi'ne Sayın Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Tamer Şanlıdağ'a, Sayın Doçent Doktor Kaya Soyer'e, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin çok değerli akademik kadrosuna, Yakın Doğu Tıp Öğrencileri Birliği'ne ve özellikle bu sempozyumun düzenlenmesi ve gerçekleşmesi için benimle birlikte çok büyük bir özveriyle çalışan, gecesini gündüzüne katan değerli arkadaşlarım Ali Arda Özsurat ve Enes Patoğlu'na teşekkürlü bir borç veriyorum. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği olarak biz hekimlerin küçük fanuslar içerisinde hapsolup hayatlarını toplumsal gelişme ve sorunlara kapatmamaları gerektiğini düşünmekteyiz. Bu bir hekimin asli vazifelerinden bir tanesidir. Bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ilk tıp öğrencileri birliği olmanın üzerimize yüklediği sorumluluk dahilinde toplumsal olay ve olgulara kayıtsız kalmadan herkesi bilinçlendirmek ve daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için her gün daha büyük bir azim ile çalışmaktayız. Bu vizyon çerçevesinde Prometheus sempozyumlarından ilkini bu sene düzenleme kararı aldık. Hepimizin bildiği üzere ateşin keşfi insanlık gelişiminin mihenk taşlarından bir tanesidir. Ateş ve ateşin hikayesi geçmişten günümüzde birçok mit ve hikayenin konusu olmuştur. Kavramsal olarak kısıtlı bir anlam taşısa bile getirileri değerlendirildiğinde bu kavramın çok farklı bir yeri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ateşin olmadığı bir geçmiş, bununla birlikte ateşin olmadığı bir geçmiş hayal etmeni istiyor. Bununla birlikte bugün önererek bahsettiğimiz bilimsel ve kültürel gelişmelerin var olacağını ummak ne kadar gerçekçi olabilirdi ki? Sizlere yalan söylemeyeceğiz. Bu düşünsel kavramların hepsini tanımlayacak bir sempozyum ismi bulmak için çok uğraştık. Ve belki de bu sempozyum hazırlık kısmının en zor aşamasıydı. Uzun bir araştırma ve fikir alışverişinden sonra Prometheus isimli karar kıldık. Prometheus, Yunan mitolojisinde çok önemli bir yere sahiptir. Mitolojik kaynaklarda insanlığın ateşi, yani uygarlığı, bilimi ve yaratıcılığı armağan eden tanrı olarak bahsedilmektedir. Her sene gerek sağlık, gerek bilim, gerekse toplumsal konuda işleyeceğimiz Prometheus sempozyumlarından ilkini çocuk ihmali ve istismarı konusunda gerçekleştireceğiz. Tabii burada toplanmış olmak çok güzel bir şey. Ve bu toplantıyı düzenleyen, emeği olan herkese, yön gösterenlere, konuşmacılara ve de organizasyona çok teşekkür ediyorum. Çünkü hepimizin üzerinde çok durduğu bir konu ve de çok duyarlılığımızı gerektiren bir konu. Konu başlığını tabii her kim seçti veya ekip olarak seçildi çok merak ettim. Daha sonra özellikle de soracağım düzenleyicilere, Erdoğan Medya'ya ve diğer arkadaşlarıma, öğrencilerimize. Sabahleyin kahvaltı yaparken televizyonu açma fırsatınız olursa bütün bu kötü olayları izliyoruz. Ne kadar acı ki. Akşam şöyle günün yorgunluğunda bir yemeğimizi yiyelim derken sevdiklerimizle, kendimiz veya ailemizle yine kötü haberler televizyon kanallarında darp, şiddet, dünya çıldırdı, ülkeler çıldırdı diye düşünüyorum. Sadece Türkiye'de değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de geçenlerde üst üste belki bilginiz dahilinde bazı olaylar oldu. Dünyanın her yerinde, her ülkesinde olabiliyor. Ve maalesef ki istatistikler de göstermiş ki, olaylar da bunu gösteriyor. Çocuğa da gelen veya kadına gelen şiddet en yakınından geliyor. Hayatını paylaştığı kişilerden, eşinden, babasından vesaire. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nü ben ihmal ve istismar arasındaki fark nedir? Terminolojisine şöyle bir baktığımda nasıl tanımlamışlar dedim. Çocuk istismarı, çocuğun sağlığını, fiziki ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen, bilerek ve bilmeyerek veya bilmeyerek yapılan hareketlerdir. Bu bir yetişkin tarafından yapılabiliyor. Anne baba, teyze, kardeş, büyük anne, büyük baba, kamu görevlisi, öğretmen, polis ve bunun gibi. Konu veya işleyecek sempozyum
Hakan hocamızın belirttiği gibi çok travmatik bir konu ama 6 yıl önce başladığımız bir serüvenle geldiğimiz nokta itibariyle çok mutluyum. Ben part-time hoca olarak 6 yıl önce Yakında Üniversitesi'ne başladığımda sevgili Serdar Kaya ve Aslı ile birlikte Öğrenci Bilimsel Araştırma ve Sağlık Kulübü'nü ilk olarak kurulumunu gerçekleştirmiştik. Ve 6 yıl önce Öğrenciler Konuşsun istedik. Ve Öğrenciler Konuşuyor konseptiyle her yıl yeni bir konuda önümüzdeki haftada Bilinçsizsiniz sempozyumuyla 5.sini öğrencilerimiz düzenleyecek. Neden mutluyum? Tıp Öğrenci Birliği çok daha yeni bir birlik. Bir yıl önce kuruldu ve kurulur kurulmaz Türkiye'de Türk Öğrenci Birliği ile yani Türk MİSİK ile hemen Türk MİSİK üyeliğine kabul edildi. Ve geçtiğimiz yıl staj değişim programlarıyla 17 üniversiteden üniversitemize, bizden de o üniversitelere 30 öğrenci kontenjanı gönderdik. Bu yıl ise yeni bir vizyonla hareket ediyor Tıp Öğrenci Birliği. Kuzey Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği'ni kurdular. Tüm tıp fakültelerini Kuzey Kıbrıs'ta temsil eden ve Dünya Tıp Öğrenci Birliği'ne aday olmak için bir süreç başlattılar. Bu süreç devam ediyor. Bugün Tıp Öğrenci Birliği Başkanımız da burada. Adaylık başvurumuz gerçekleşecek ve Ağustos ayında genel kurulda oylanacak. Bu ne getirecek tıp öğrencilerine? Şunu getirecek. Bundan sonra tıp öğrencileri dünyanın tüm tıp fakülteleriyle birlikte staj, araştırma değişimi ve ortak projeleri birlikte yürütme imkanını sağlayacak. O yüzden bu yıl Tıp Öğrenci Birliği'nin ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde bu hedefi gerçekleştirmeyi hayal ediyoruz, umut ediyoruz ve olması gerektiğini düşünüyoruz. Sevgili öğrenciler, mentor ve menti ilişkisi yani danışman ve öğrenen, öğrenci ilişkisi son derece önemlidir. Sizde çok iyi potansiyeller olduğunu biliyoruz, görüyoruz. İyi mentorlar seçmeniz gerekiyor. İyi danışmanlar seçmeniz gerekiyor. Nobel ödüllerine baktığınız zaman çoğu Nobel ödülünün bu mentor-menti ilişkisiyle alındığını rahatlıkla görebilirsiniz. Sizdeki potansiyeli dönüştürebilecek çok iyi danışmanlarla yolunuza devam etmenizi öneriyorum. Biliyorsunuz Yakın Doğu Üniversitesi son yıllarda 3. nesil üniversite vizyonuyla, konseptiyle bu vizyonla hareket ediyor. Yani araştırma projelerine, bilimsel araştırma projelerine, inovasyona, Ar-Ge'ye ve bilimsel etkinliklere ve de bunun topluma sunulması noktasında bir vizyon belirlemiş bu noktada. Bu nedenle üniversite üst yönetimi olarak tüm bu bilimsel etkinlikleri içtenlikle destekliyoruz. Tüm akademisyenlerimizi bu anlamda yüreklendiriyoruz. Sağlık alanındaki öğrenci kulüplerini sevk ve idaresi açısından daha rahat üretim, daha kolay proje üretme, daha pratik hayata yansıtabilme adına öğrenci kulüpleri, birliklerin tümünü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nın uhdesinden alarak rektörlük bünyesine ve mütevelli eğitim başkanlığına bağlı. Bu neyi getirecek? Bu sizin ufkunuz oldukça, sizin projeleriniz oldukça kapının her zaman üst yönetim tarafından açık olduğunu ve bunları gerçekleştirme adına sizler için ideal bir ortam yaratma çabamızı olduğunu bilmenizi isterim. Bu bağlamda Prometheus Sempozyumu için
Prometheus artık kalıcı olacak. Öğrenciler konuşacak, Prometheus konuşacak. Her yıl yeni bir konseptle gelecek ve belki tıp fakültesinin, öğrenci birliğinin tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olacak Prometheus. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Bu sempozyumun hazırlanmasında Mete, Enes, isim hafızam yok ama Arda ve tüm düzenleme kurulu ve tıp öğrenci birliğine bugüne kadar gördüğüm en profesyonel organizasyondu diyebilirim. Bu başlangıç sempozyumun çok başarılı geçeceğine inancım tam. Bu doğrultuda tüm katılımcıları, konuşmacı hocalarımızı, davetli hocalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Başarılı bir sempozyum diliyorum. Saygılarımla.